Hoş geldiniz. Yakın bir geçmişte Türkistan bölgesinde referandum yapıldığı için panelimizin konusunu referandum ve ulusların geleceğini belirleme hakkı olarak karar verdik ve o açıdan hocadan bize sunum yapmasını istedik. Bildiğiniz gibi aynı bu yılın 25 Eylül'ünde Türkistan bölgesinde referandum yapıldı ve büyük bir katılım oranıyla bağımsızlığa evet denildi. Ondan sonra Katalunya'da da aynı şekilde referandum yapıldı ve birçok ülke, başka ülkenin bölgeleri ya da birçok halklar da referandum yapmak istedi. Güncel bir konu. Onun için hocaya bu konuda bize biraz bilgilendirirse konuşmasını istedik. Tekrar İsmail Beşik Vakfı adına hoş geldiniz diyoruz. Sözü Beşikçi'ye bırakıyorum. Değerli arkadaşlar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Referandumdan söz ediyoruz. Referandum ve Kürtlerin kendi geleceğini tayin etme hakkından söz ediyoruz. 7 Haziran 2017'de 25 Eylül 2017'de referandum yapacağı şeklinde bir açıklama oldu. Kürdistan'ın güneyinde, Kürdistan bölgesel yönetiminde böyle bir açıklama oldu. Bu açıklamadan sonra Türkiye'de, Irak'ta, Suriye'de ve daha sonra Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Konseyi ülkelerinde referanduma karşıyız. Türk bölgesinde referandum yapılmasına karşıyız şeklinde açıklamalar oldu. 7 Haziran'dan hemen sonra. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Biz referandumun yapılmasına karşıyız. Şu anlama geliyor. Sizin kendi geleceğinizi belirleme hakkı yoktur. Yani Kürtlerin kendi geleceğini belirleme hakkı yoktur. Sizin geleceğinizi ancak biz belirleriz. Yani biz derken kimi kastediyor? İşte Türkiye, İran, Irak, Suriye. Başlıca bu 4 ülkeyi kastederek sizin geleceğinizi ancak biz belirleriz. Sizin kendi geleceğinizi belirleme hakkı falan yoktur. Bu anlama geliyor. Referanduma karşıyız. Evet, bu anlama geliyor. Tabii referandumun içeriği, önemli bir içeriği, kendi geleceğini belirleme hakkıyla ilgili. Yani halka soruluyor. Gelecekte bağımsız bir Kürdistan istiyor musunuz? Şeklinde bir soru soruluyor. Halk da buna cevap verecek. Referandum sürecinde cevap verecek. Yani referandumun içeriği buydu. Sizin kendi geleceğinizi belirleme hakkı yoktur. Bunu biz tayin ederiz. Size ne gerekiyor? Bunu biz biliriz. Biz tayin ederiz. Siz, şu anlama da geliyor tabii, referanduma karşıyız. Sözü şu anlama da geliyor. Siz ilkel bir halksınız, geri bir halksınız. Böyle iradesi olmayan bir halksınız. Hiçbir zaman kendinizi yönetemezsiniz. Kendi kendinizi yönetemezsiniz. Şimdiye kadar sizi hep biz yönettik. Biz yönettik, işte biz adam ettik. Sizi biz adam etmeye çalışıyoruz. Bu anlama geliyor. İşte bu bakımdan Kürtlerin referandum kararı almaları
25 Eylül'de referandum yapacağı şeklinde bir karar almaları ve 25 Eylül'de bu kararı yaşama geçmesi çok önemlidir arkadaşlar. Bundan sonra, yani 25 Eylül'den sonra neler yaşanırsa yaşansın. Olumlu, olumsuz. Neler yaşanırsa yaşansın. Her şeyden önce böyle bir kararın yaşama geçmesi çok önemli. Bu şu anlama geliyor. Yani biz iradesi olan bir halkız. Kendi iradesi olan ve bunu kullanan bir halkız. Kendi kendimizi biz yönetebiliriz. Biz kendi kendimizi yönetebiliriz. İşte böyle bir irade kararı açıkladık. Referandum yapma kararı açıkladık. Ve bunu 25 Eylül'de yerine getirdik. Bu çok önemli arkadaşlar. Bundan sonra 25 Eylül'den sonra ne yaşanırsa yaşansın, böyle bir kararın alınması ve bunun yaşama geçirilmesi benim kanımda çok önemli bir kere. Arkadaşlar, Kürdistan'ın güneyinde bu sürece gelinceye kadar, yani 25 Eylül 2017 sürecine gelinceye kadar veya 7 Haziran 2017 işte referandum yapacağız açıklamasına gelinceye kadar iki olayın Kürdistan'ın güneyiyle ilgili iki olayın incelenmesi gerekir. Bunun birisi 11 Eylül 1970'te 11 Eylül 1970'te Kürdistan'ın özelliği konusunda bir karar alınması. Bu kararı Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mehmet Mustafa Barzani ve Irak Devrim Komuta Konseyi Başkanı Saddam Hüseyin Başbakan Saddam Hüseyin. Yani bu ikisi arasında böyle bir anlaşma yapıldı. Kürdistan'ın özelliği anlaşması. Bu da tabii Kürtlerin geleceğinin belirlenmesi açısından çok önemli bir tarihtir. 11 Mart 1970 anlaşması. Bu anlaşmanın arkadaşlar önemli bir maddesi vardı. Kerkük'le ilgili önemli bir maddesi vardı. Bu anlaşmanın yapıldığı tarihte yani 11 Mart 1970'te 11 Mart 1970'te şöyleydi. İşte bu konuda anlaşamadık. İki taraf bu konuda anlaşamadı. Kerkük konusunda anlaşamadı. Bundan 2 yıl sonra, 2 yıl içerisinde, yani 11 Mart 1970'ten itibaren 2 yıl içerisinde Kerkük'te bir sayım yapılacak, nüfus sayımı yapılacak. Bu nüfus sayımının sonucuna göre Kerkük özel Kürdistan bölgesine bağlanacak veya eğer Arap nüfus fazla çıkarsa o zaman Merkezi Bağdat yönetimine bağlanacak. Kerkük ile ilgili madde buydu. Fakat Saddam Hüseyin bu maddeyi uygulamadı arkadaşlar. Bu maddeyi uygulamadı. Türkiye'den aldığı yardımla, İran'dan aldığı yardımla, Suriye'den aldığı yardımla, Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Sovyetler Birliği'nden aldığı yardımlarla bu anlaşmanın bu yaşamayı bu maddesini yaşama geçirmedi. Bu anlaşma yapılmadı. Yani Kerkük üzerinde bir nüfus sayımı yapılmadı. Bilakis
Kerkük'ün nüfus yapısını bozmak için Kürtleri Irak'ın güneyine sürgün ediyordu, Kürt aileleri Irak'ın güneyine sürgün ediyordu. Arap aileleri de Kürtler'de boşalan alanlara yerleştiriyordu. Yani Kerkük'ün nüfus yapısını bozmak için. Böyle bir süreç yaşandı. İşte bundan sonra gerginlik arttı tabii. Kürtlerle Vaaz yönetimi, Vaaz Partisi o zaman yönetimde olan arttı ve işte 1974 evet tekrar savaş başladı iki taraf arasında. Yani bunu şunun için anlatıyoruz arkadaşlar. Bakın Kerkük çok önemli bir konu. Güney Kürdistan için, Kürdistan'ın güneyi için çok önemli bir konu. Sınır belirlenecek. Kerkük'le ilgili sayım yapıldığı zaman sınır belirlenecek. Yani Kürdistan'ın sınırı belirlenecek. Özel bölge ama nerede? Yani bu özel bölge nereye, hangi alanlara hükmedecek? Hangi alanları yönetecek? Coğrafyada bunun bir sınırın olması gerekir. İşte sayım onu belirleyecekti. Tabii Kerkük dediğimiz zaman sadece merkezi anlamıyoruz arkadaşlar. Merkez, merkez şehir. Öyle değil, Kerkük büyük bir bölge. Ta Hanekin'den başlıyor, işte Şengal'e falan uzanan geniş bir bölge Kerkük. Arkadaşlar, 2003'te Amerika Irak'a müdahale etti. Silahlı müdahale. O müdahaleden sonra Baas yönetimi dağıtıldı. Yani Saddam Hüseyin rejimi yıkıldı. Baas partisi dağıtıldı. El Muhabirat yani gizli örgüt dağıtıldı. Kitle imha silahları imha edildi, yok edildi. Ve bunun üzerine Kürdistan Bölgesel Yönetimi kuruldu. Bu da hani 1970'te bir anlaşma vardı ya özellikle. Aşağı yukarı aynı bir anlaşma. Belirli üç vilayetin Süleymaniye, Lihok, Kerkük, üç vilayetin içine alıyor. Özel bölge içini. Ama bir de Kürdistan'dan koparılmış alanlar var. İşte Kerkük örneğin, Şengal, Hanekin. Kürdistan'dan koparılmış alanlar. Bununla ilgili de Anayasanın 140. maddesi var. 2005 anayasa yapıldı ya Irak'ta. 2005 tarihi anayasa. 140. madde yine Kerkük'le ilgiliydi arkadaşlar. 140. madde anayasanın maddesi. Bu anayasal bir madde. Diyor ki Kerkük'te bir sayım yapılacak. Nüfus sayımı yapılacak. Ve o sayım sonucu Kerkük özel bölgeye, yani Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne veya Merkezi Bağdat Yönetimi'ne bağlanacak. Yani yine Kerkük'le ilgiliydi bu 143. madde. O zamanki iktidarlar, yani merkezi yönetimin kontrol eden iktidar, bu sayımı yapmadı. Yani Kürtler bunu çok hatırlattılar. Sayım yapılacaktı. Hatta 2007'yi öneriyoruz anayasa. 2007'ye kadar sayım yapılacak. Anayasanın maddesi bu. Bu sayım yapılmadı arkadaşlar. Bakın iki madde, yani iki olgu
biri 1970 ile ilgili, biri 2005 ile ilgili. İki oldu. İkisi de Kerkük üzerinde yeri var. Ama ikisi de yerine getirilmemiş. Bu sınır çok önemli arkadaşlar. Sınır çok önemli. Yani özel bölge ama özel bölge nerede hükme müsahip olacak? Hangi coğrafi alanlar üzerinde bir hüküm sürdürecek? Bu onu belirliyor. Sınır onu belirliyor. İşte bu yapılamadı. Şimdi bu sınır üzerinde biraz konuşmak lazım arkadaşlar. 1970'lerde, 80'lerde, 90'larda Kürtlerle Türk solu arasında Kürdistan konusunda çok tartışmalar olurdu arkadaşlar. Kürtler, yani Kürt solcular diyelim. Genel olarak Kürdistan'ın sömürge olduğunu söylerdi. Türk solu da işte Türkiye'nin zaten kendini sömürge ediyor, sömürgenin sömürgesi olmaz falan diye bana karşı çıkardı. Yani sömürge çok tartışıldı 70'lerde, 60'ların sonlarından itibaren 70'lerde çok tartışıldı sömürge. Arkadaşlar, aslında Kürdistan sömürge bile değil. Kürdistan sömürge bile değil arkadaşlar. Neden? Sömürgenin sınırları olur. Sömürgenin sınırları olur. Mesela ne diyoruz? Hindistan, İngiltere'nin sömürgesidir. Değil de 1945'ten önce öyle söyleniyordu. 1945'ten, 48'den önce böyle deniyordu. Hindistan, İngiltere'nin sömürgesidir. Kenya, İngiltere'nin sömürgesidir. Senegal, Fransa'nın sömürgesidir. Cezayir, Fransa'nın sömürgesidir. Değil de böyle konuşuluyordu. Bu şu anlama geliyor arkadaşlar. Hindistan diye bir ülke var. Kenya diye bir ülke var. Bu ülkenin sınırları belli, önceden çizilmiş. Önceden çizilmiş bir ülke bu. Kenya sınırları önceden çizilmiş bir ülke. Bu ülkede başka bir halk yaşıyor. İngiliz olmayan bir halk yaşıyor ama orayı kendi ekonomik çıkarlarına göre, kendi politik çıkarlarına göre İngiltere yönetiyor. Oraya bir genel vali göndermiş. O genel vali aracılığıyla kendisi yönetiyor Kenya'yı. Ama Kenya diye bir ülke var. Sömürge altta da olsa, çok alt düzeyde de olsa bir statüdür arkadaşlar. Sömürge bir statüdür. Kürdistan statüsüzdür. Kürdistan'da hiçbir statü yoktur. Kürdistan 1920'lerde Milletler Cemiyeti döneminde bölünmüş, parçalanmış, paylaşılmış, her bir parçayı farklı güçler işgal etmiş ve yönetiyor. O farklı güçler kim? 1920'lerde bir tarafta İngiltere var, bir tarafta Fransa var. Bakın, evet, Irak falan yok. İngiltere var, Irak var. Ondan sonra Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğu'nun devamı Türkiye Cumhuriyeti, İran İmparatorluğu ve İmparatorluğu'nun devamı yeni İran Şahlığı. Bu dört güç. 1920'lerde bunlar var. Ve bunlar işte müşterek eylemlerle Kürtleri, Kürdistan'ı bölmüş, parçalamış, paylaşmış. Statü yok. Afrika arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Afrika baştan başa sömürgeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan önce. Afrika'da o zaman sadece iki bağımsız devlet vardı arkadaşlar. Biri Liberya, biri Habeşistan. İki bağımsız devlet. Geriye kalan bütün Afrika sömürgeydi. Bugün 57 bağımsız devlet var arkadaşlar. Bugün 57. O zaman baştan başa sömürge. Ama her sömürgenin statüsü, şeyi var, sınırı var. Her sömürgenin sınırı var.
Ve işte 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'ler, 1960'lar baktığımız zaman işte bütün ülkeler, bütün sömürge ülkeler o sınırlarla bağımsız oldu. O sınırlar 1885'te çizildi. O sınırlar emperyal devletler, sömürgeci devletler oturdular. İşte şurası dedim, bura benim. Şuraya ben ilk ayak bastım, şuraya sen ilk ayak bastın. 1885'te o sınırlar o zaman çizildi. İşte Kürdistan sınır bile çizilemedi arkadaşlar. O bakımdan diyoruz ki Kürdistan sömürge bile değildir. Statüsü yoktur, statüsüzdür. Sömürge bile değildir. Sömürge bir statüdür. Kürdistan'da hiçbir statü yoktur. Bu 50 milyondur değil mi? Böyle söylüyoruz. Hiçbir tarafta doğru dürüst bir nüfus sahibi yapılmamasına rağmen ne Irak'ta, ne Türkiye'de, ne İran'da, ne Suriye'de hiçbir yerde doğru dürüst bir nüfus sahibi yapılmamasına göre yapılmamasına rağmen biz diyoruz ki işte Kürdistan'da genel olarak 50 milyon üzerinde bir nüfus yaşıyor. Ama bu statüsüzdür. Ülkenin de statüsü yoktur. Halkın da bir statüsü yoktur. Köle düzeyinde. Bunun vurgulanması gerekir. Yani 7 Haziran 2017'de referandum yapacağız. 25 Eylül'de referandum yapacağız. Açıklaması bu bakımdan önemliydi. Yani Kürtler kendi iradelerini ortaya koyacaklar. Bir de Kürdistan'ın sınırları belli olacak. Yani 3 vilayet var. Süleymaniye, Evler, 3 vilayet. Bir de Kürdistan'dan koparılmış alanlar var. İşte referandum Kürdistan'dan koparılmış o alanları Kürdistan'a katar. Bu şöyle 3 vilayet. Kürdistan'ın güneyinin %65'ini falan teşkil ediyor. 3 vilayet. Evler, Süleymaniye, Kerk, Evler, Süleymaniye ve Bülok. %65'ini. %35'i Kürdistan'dan koparılmış alanlar. İşte Kerkük bunun içerisinde. Kerkük, Şengay, Hanekin, güneye doğru. Bunun içerisinde. %35 Kürdistan'dan koparılmış alanlar. İşte referandumun böyle bir amacı vardı arkadaşlar. İşte referandum açıklanır açıklanmaz işte bu Türkiye, İran, Irak, Suriye ve onun arkasından İngiltere, Fransa, Almanya, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Konseyi ülkeleri, işte Birleşmiş Milletler örneği referanduma karşı olduklarını ifade ettiler. Ama işte Kürtler de bu çok demokratik bir haktır. Her halkın kendine yönetme hakkı vardır. Her halkın kendi halkına ne istiyorsun, şunu mu istiyorsun, bunu mu istiyorsun diye sorma hakkı vardır. İşte biz referandum yapacağız. Bunda da ısrarlıyız. Yani Kürtlerin de böyle bir tutumu oldu. Referandum süreci. Yani 7 Haziran'dan 25 Eylül'e kadar böyle bir gelişme oldu. Referandum yapıldı 25 Eylül'de. Hepimiz biliyoruz %72 katılım vardı. %93 onay, olumlu onay. Tabi bu çok yüksek bir sayı arkadaşlar. Hem %72 katılım çok önemli. Hem de %93
örneğin Türkiye'deki referandumu düşünün, düşünelim en son, hani Cumhurbaşkanlığı referandumu dedim, %51'di. %51. Yani Cumhurbaşkanı %51'le seçildi. Bunun üstünde kimse böyle demokratik oldu falan. Ya Adalet ve Kalkınma Partisi böyle söylüyordu. Bu çok demokratik bir durumdur. İşte %51 evet demiştir. Biz Cumhurbaşkanıyız falan. %93 tabii çok önemli. Ve %93'e rağmen örneğin Amerika, tabii başta Irak, daha sonra Türkiye, daha sonra Amerika, ne bileyim, işte bütün devletler, Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Konseyi ülkeleri, İslam Konferansı ülkeleri referandumu iptal etti. Değil mi? Böyle bir kampanya açtılar, böyle bir söylem geliştirdiler, referandumu iptal etti. Bakın, %93. Herkesin bir şey söylemesi gerekiyor. Özellikle Irak'a bir şey söylemesi, Kürdistan'ı yöneten ülkelerden biri olarak Irak'a bir şey söylemesi gerekiyor. Ama Irak hiç tınmıyor, tınmıyor buna. Bu %93'e hiç tınmıyor, referandumu diyor, iptal etti. Amerika da böyle söylüyor, iptal etti. İşte Kürtler ısrarlı, sonuç bunu dile getiriyor. %93'ün çok önemli olduğunu, %72 katılımın çok önemli olduğunu ifade ediyor. Ama Kürtleri pek dinlemiyorlar. Kürtlerin sesi soluğu fazla uzaklara gitmiyor. Duymak istemiyorlar Kürtleri. Bu tabii demokratik bir süreç işlemiştir. Örneğin işte Almanya'daki gibi, Fransa'daki gibi, Türkiye'deki gibi örneğin, Amerika'da neyse, dünyanın her yerinde böyle referandumlar oluyor. Burada da olmuş, demokratik bir süreç işlemiş ama bunu devletler ve uluslararası kurumlar, Birleşik Milletler gibi, İslam Konferansı gibi, Avrupa Birliği gibi, Avrupa Konseyi gibi uluslararası örgütler bunu kabul etmek istemiyor ve Kürtler diyor, bir diyalog yoluyla bu işi çözecek. Onlar da diyor ya, diyalog olabilmesi için referandumu iptal etmeniz gerekir. Referandumu iptal etmezseniz biz sizinle görüşmeyiz. Böyle bir durum söz konusu. İşte bu da böyle bir süreç yaşanırken 16 Ekim'e geliyoruz. 16 Ekim 2017'ye geliyoruz. 2017'de çok farklı bir süreç yaşandı bu arkadaşlar. 16 Ekim 2017'de çok farklı bir süreç yaşandı. Hiç düşünülmeyen, insanların aklından bile geçmemiş bir süreç yaşandı. İşte düşman güçler Kerkük'e saldırdılar. Yani düşman güçler kimlerdir? İşte Irak'tır bir kere. Ondan sonra Haçlı Şabi'dir. İran, Haçlı Şabi örgütü İran tarafından kurulmuş. Ama Irak içerisinde ve Iraklılardan, Irak vatandaşlarından oluşan örgüt. Ama İran tarafından yönetilen bir örgüt. Düşüncesi eylemi nedir? Düşüncesi eylemi de IŞİD'dir arkadaşlar. Değil mi? IŞİD. IŞİD nasıl çağ dışı, vahşi bir güçtü Kürdistan için. Değil mi? 14
Haziran 2014, Haziran 2014, hani Musul'u ele geçirdi, ondan sonra Kürtlere saldırmaya başladı. İşit, vahşi diyor, işte Şemper Bölge Kürt kadınlarını esir etti, bu kadınları esir pazarlarından satmaya kalkıştı. Çocukları, kadınları, değil mi? Böyle vahşi bir örgüt. Haşi Şabi'de benzer bir örgüttür. Kürtlere karşı, özellikle Kürtlere karşı Haşi Şabi'de benzer bir örgüttür. Yani Kürtler için IŞİD nasıl tehlikeliyse Haşi Şabi'de en az onun kadar tehlikelidir. Ve İran tarafından kurulmuştur. O gün arkadaşlar şöyle oldu, işte düşman güçler Haşi Şabi ve Irak yönetimi Kerkük'e saldırdı. Cepheyi korumakla görevli komutan Kerkük cephesinin bir kesimini diyelim, en azından bir kesimini korumakla görevli komutan çekildi, kaçmaya başladı. Düşmanın önünden kaçmaya başladı. Ve düşman güçler o cepheden Kerkük'e girdi, Kerkük'ü ele geçirdi. Hemen o günlerde bu basına yansıdı, deşifre oldu ve gizli bir anlaşma varmış. İşte Haşi Şabi ile o komutan veya birkaç komutan arasında. Bunlar YDK'nin yani Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin bir kesimi oluyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin bir kesimi oluyor. İşte bunlarla gizli bir anlaşma varmış. Bu anlaşma gereğince onlar çekilmişler ve kaçmışlar cepheden. Bunun üzerine Kerkük ele geçirildi. Tabii 16 Ekim 2017 yani büyük bir kırılmadır bu arkadaşlar. Kürdistan tarihinde çok büyük bir kırılmadır. Yani bir kere birdenbire bir süreç, hiç kimsenin düşünmediği, böyle bir senaryonun hiç düşünülmediği, hiç gündeme gelmemiş, tartışılmamış bir senaryo. Bunun yaşama geçmezdi. Tabii ilk başta çok büyük bir panik yarattı Kürtler, yani peşmergeler arasında. Büyük bir panik yarattı. Bu bir çok ağır bir durum arkadaşlar. Yani Kürtlerin, Kürt örgütünün bir kesiminin yani Kürdistan'ı korunması gereken komutanı gizli bir anlaşma yapması, yani kendi arkadaşlarından, kendi komutanlarından yani ne bir peşmergenin öbür komutanlarından ayrı gizli bir anlaşma yapması ve Kürdistan'ın düşmanlarıyla oturup bir anlaşma yapması. Bunlar Kürdistan'ın düşmanlarıdır. Haşi Şabi böyledir. Irak zaten Kürdistan'ı referandumu iptal edin, yok edin, yapmayın falan diye buna karşı duruyor. İşte Türkiye onu destekliyor falan. Tabii büyük bir yıkım. Kürtler için büyük bir yıkım arkadaşlar. Bu arkadaşlar 1975'teki yenilgiden çok daha ağır bir durumdur arkadaşlar. 1975'te de Kürtler yenilgiye uğradılar. 2017'deki bu kırılma 1975'teki durumdan daha vardır. 1975'i biraz anlatmak gerekiyor arkadaşlar. 1975'te nasıl bir süreç yaşandı? Şöyle oldu. İşte dedik ki 1920'lerde bir statüko kuruluyor. Orta Doğu'da. Yakın Doğu'da, Orta Doğu'da bir statüko kuruluyor.
Ama bu statü quo Kürtlere bir statü vermiyor. Yani Orta Doğu'nun bu statü quo'sunda Kürtlerin hiçbir statüsü yok. Milletler Cemiyeti dönemi 1920. Ve anti-Kürt bir nizam var dünyada. Yani 1920'lerde kurulan statü quo anti-Kürt bir statü quo. 1920'lerde kurulan statü quo anti-Kürt bir statü quo. O statü quo Kürtlere bir statü vermiyor. İkinci Dünya Savaşı yani büyük değişiklik oldu. Dünyanın siyasal çevresinde çok büyük bir değişiklik oldu. İşte Milletler Cemiyeti dağıldı, Birleşmiş Milletler kuruldu. Büyük bir değişim, siyasal çevresinde büyük bir değişim. Örneğin Afrika işte bağımsız oldu, o sömürgeler birer birer bağımsız oldu. Ama Kürdistan'da hiçbir şey değişmedi arkadaşlar. Dünyanın her tarafında büyük değişiklik oldu. Ama Kürdistan'da hiçbir değişim olmadı. Kürdistan'ın bu sömürge bile olmayan durumu öyle sürdürüldü, gitti. Evet. Burada bölgesel, yani uluslararası bir anti-Kürt nizam vardı. Bir de işte 1945'ten sonra, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da bu uluslararası anti-Kürt nizam yine devam ediyordu ama bir de bölgesel anti-Kürt nizam, yani Türkiye'den, Irak'ın, İran'ın, Suriye'nin birlikte oluşturduğu ve Amerika tarafından ve Sovyet Devleti tarafından da desteklenen bir statü quo oluştu, bölgesel anti-Kürt nizam. İşte 1975'te bu yaşama geçti arkadaşlar. Bu yaşama geldi, nasıl yaşama geçti? İşte Güney'de Peşmerge'nin Irak hükümetiyle çatışması vardı. Yani kent üzerinde madde vardı, uygulanmadı dedik ya, ondan sonra savaş başladı. İşte o savaş sürecinde 1975'te Türkiye'nin öncülüğünde Cezayir'de bir toplantı yapıldı. O toplantıda Irak lideri Saddam Hüseyin ve İran Şahı Muhammed Rıza Tevlen'in bir araya getirildi Cezayir'de. Ve bu anlaşma işte Kürtlerin başına büyük bir çorap ördü. Lanetli bir çorap geçirdi. Şöyle Peşmerge Irak'la savaşıyor da tek yardım kapısı o zaman tek yardım kapısı İran. İran üzerinden Peşmerge'ye bazı yardımlar geliyordu. Böyle kiliseler falan, böyle ne bileyim ilaç yardımı, böyle yiyecek yardımı falan yapıyordu Avrupa'da. İşte o yardımlar, bazı işte lojistik yardımlar falan hep de İran üzerinde, o kapıda. İşte o toplantıda Saddam Hüseyin dedi ki, biz Şatdül Arap üzerindeki bütün haklarımızı İran'a devrediyoruz. Yani Şatdül Arap, hadi Dicle'ye bırak, birleşiyor, Şatdül Arap da birleşiyor, Basra Körfezi'ne kadar. 80 kilometre falan. Tek bir yolu, Şatdül Arap su yolu. Bu su yolu üzerindeki bütün haklarımızı İran'a devrediyoruz. O zaman böyle çatışma vardı. Şatdül Arap su yolu üzerinde İran ve Irak arasında çatışma vardı. İran'da bunun karşılığında Kürtlere yapılan yardım kapılarını kapatıyoruz. Yani Kürtlere hiçbir yerden yardım gelmeyecek. Bu tabii Kürtler için bir yıkım oldu. Anti-Kürt nizam yaşama geçti ve büyük bir yıkım oldu. 1975'te böyleydi arkadaşlar. 2017'deki diyoruz daha ağırdı. Niye daha ağırdı? Kürtlerin kendi içerisindeki bir çelişkiden, çatışmadan dolayı yaşanmış bir durumdur. Bu bakımdan daha ağırdır. Bakın arkadaşlar. 16 Ekim 2017'den sonra 3 konu hiç konuşulmuyor. Hiç konuşulmuyor. Hiç tartışılmıyor 3 konu.
Birisi, bu üç konunun birisi, bu %93 onay. Bunu hiç kimse dikkate almıyor. Amerika da dikkate almıyor. Fransa, Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Konseyi gibi ülkeler, Birleşmiş Milletler gibi ülkeler. Yani bunu hiç dikkate almıyor. Tabii Türkiye, Irak, Suriye hiç dikkate almıyor. %93 ne demek? Irak'a bir şey söylemesi gerekir. Irak hiç demiyor. %93. Bu hiç konuşulmuyor, hiç tartışılmıyor. Yani referandumu iptal edip falan lafları var da. %93 konuşulmuyor. Konuşulmayan öbür konu nedir? O da hani gizli bir anlaşma yapılmış ya. Gizli bir anlaşma yapılmış. O gizli anlaşmadan dolayı ordunun bir kesimi çekilmiş. Onun üzerine işte düşman güçleri oradan girmişler. Bu da konuşulmuyor. Bu da konuşulmuyor. İşte Barzani eleştiriliyor örneğin. Mesut Barzani eleştiriliyor. Neden diyor? İşte aşirettir, gülmem gericidir, işte soyguncudur, rüşvettir, yolsuzlukların şeyhidir falan. Barzani eleştiriliyor, Barzani suçlanıyor ama cepheden kaçanlar, düşmanla işbirliği yaparak cepheyi terk ederler. Yani düşmanla işbirliği yapmak önemli bir kavram arkadaşlar. Onlar hiç gündeme getirilmiyor, hiç eleştirilmiyor. Sadece bazen eleştiriliyor. Üçüncü konu da arkadaşlar bu 140. maddeyle ilgilidir. Şimdi Irak şunu söylüyor. Referandumu iptal edin. Anayasaya göre davranın. Yani Irak anayasasına göre davranın. Kürtlere söylüyor bunu. Türkiye de böyle diyor. Irak anayasasına göre davranın. Kürtlere söylüyor. Irak anayasasına göre davranın. Amerika Birleşik Devletleri de böyle diyor. Irak anayasasına göre tavır davranış sergileyin. Irak anayasasına göre işte görüşün. Bundan diyalog olsun, çözüm olsun falan. Ama Irak anayasasına göre olsun. Hep Irak anayasasını gündeme getiriyorlar. Avrupa Birliği üyeleri, İslam konferansı, onlar da böyle yapıyor. Yani bir anayasa lafı var ortada. Anayasaya bağlı kalın, anayasa bağlı. Konuşulmayan konu şudur arkadaşlar. Ya sen anayasa diyorsun, anayasaya bağlılık diyorsun. 140. madde de anayasanın bir maddesiydi. Ama Irak hükümeti onu uygulamadı. 140. madde de anayasanın maddesiydi. Irak hükümeti onu uygulamadı. Ama sen bunu hiç konuşmuyorsun. Bunu niye konuşmuyorsun? Irak'a niye bunu sormuyorsun? Veya Irak'a bu niye sorulmuyor? Anayasa, anayasa deyip duruyorsun ama neden 140. maddeyi uygulamadın? Böyle denmiyor. Bunu Kürtler vurguluyor ama Kürtler de yani büyük bir düşman güç vardır yani. Yedi düvel denir ya dünyada. Yedi düvele karşı değil, düvele karşı falan. Öyle bir cephe var Kürtlerin karşısında. Kürtler bunu söylüyor ama Kürtlerin sesi de duyulmuyor veya bu konuşulan, tartışılan bir durum olmuyor. İşte bu üç konunun üzerinde durmak önemli arkadaşlar. Yani niye üç konu hiç konuşulmuyor? Adam yani Kürtistan Müşteriler Birliği'nin bir kesimi diyelim. Düşmanla işbirliği yapmış. Kerkük'ün ele geçirilmesine, Kerkük'ün tesliminde büyük bir rol almış. Bu niye konuşulmuyor, bu niye tartışılmıyor da Barzani, hala Barzani eleştiriliyor, şeyhtir, ağadır, aşirettir falan diyerek Barzani eleştiriliyor.
%93'ün bir anlamı olması gerekir, herkes için. Örneğin, değil mi Avrupa, demokratik bir ülke. Yani Kürtler, örneğin, referandum sürecinde Avrupa'ya şunu arz atıyorlar. Siz, Avrupa'yı Avrupa yapan değerlere sahip çıkın. Yani Avrupa'yı Avrupa yapan değerler nelerdir? Yüzyıllar süre içerisinde Avrupa nasıl Avrupa oldu? İfade özgürlüğü, ulusların kendi geleceğini tayin hakkı, belirleme hakkı. Yani bu haklar nasıl gelişti Avrupa'da? Siz Avrupa'yı Avrupa yapan değerlere sahip çıkın. Avrupa'ya bunu hatırlatıyor. Kendi değerlerinize sahip çıkın diyor. Yani işte Orta Doğu'daki despotik devletler, ırkçı, mezhepçi, otoriter devletlerin yanında yer almayın. Demokrasinin yanında yer alın. Kendi değerlerinizi savunun. Kürtlere bunu hatırlatıyorlardı. İşte %93 nedir? Demokratik bir süreçtir. Demokratik bir süreç yaşanmış. Ve işte %93 gibi bir oy ortaya çıkmış. Yani niye bunu iptal edin diyorsun? Bilakis bunun sonucunu gündeme gelmesi gerekir. Bunun sonucunu yaşanması gerekir. Ve sizin de bunun yanında durmanız gerekir. Orta Doğu'nun bu ırkçı, otoriter, mezhepçi devletlerin yanında yer almayın. Öyle olmuyor işte. %93 hiç konuşulmuyor. Bir de anayasa filan hep görüyorlar ama yüz kırıcı maddenin neden uygulanmadığını, neden bunları gündeme getirilmedi? Amerika'da sormuyor, diyelim Almanya, Fransa, onlar da sormuyor. İslam Konferansı gibi, Avrupa Birliği gibi, Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlar da sormuyor. İşte bu üç konunun da referandumun sonucu, hani tartışılırken, referandumun sonucu tartışılırken bunların da gündeme getirilmesinde yarar var arkadaşlar. Ben dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Belki soru olduğunda biraz da açıklık getirilebilir bazı konulara. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar zaten süreyi açtık. Onun için sorular yorumdan ziyade direkt soru olursa iyi olur. Birkaç soru alabiliriz. Tabii arkadaşlar kendi düşüncelerini de belirtebilir. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Hocam ben şu soruyu sormak istiyorum da. Şimdi Güney Kürdistan'da bir referandum oylaması yapıldı. Ama burada Barzani'nin zaman kaybetti. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Güney Kürdistan'da bir referandum, halk referandumu yapıldı ve %90'ların üstünde bir evet oyu çıktı ama sonraki yaşanan sürece baktığımız zaman Barzani'nin gerek Irak merkezi hükümet yönetimine karşı gerek işte bölgedeki ülkelere karşı direnemediğini görüyoruz. En azından ben bunu bu şekilde görüyorum. Neden direnemedi? Neden hani referandumu yani bunun self-determinasyonu neden şey yapamadı? Hani sonunu neden getiremedi hocam? Kulağım iyi değil, ben duyamıyorum.
diyor arkadaş. Onu savunmaya çalıştı. Benim kandidatımı savunmaya çalıştı. Yani çok çalıştı. Bunu gündeme tutmaya çok çalıştı. Bunu herkese soruyordu. Herkes dedi ki, yani Türkiye gibi, Irak gibi, işte Amerika Birleşik Devletleri gibi, Avrupa Konseyi, Birleşik Milletler gibi bütün devletlere de anlatmaya çalıştı. Ama onlar bunu duymak istemediler. İşte bu üç konu, biraz önce vurgulamaya çalıştığım üç konu, konuşulmayan, tartışılmayan, hiç tartışılmayan, şöyle de söylemek gerekir, tartışılmamak için özen gösterilen, tartışılmaması için özen gösterilen bu konular gündeme getirilmedi. Ama Barzani savunmadı değil, benim kamcat babamda çok savundu. Ama işte hasım güçler, düşman güçler, Kürtlere düşman güçler, bunları konuşmamak için, tartışmamak için ve ille de iptal edin. O önemli bir kavram arkadaşlar. İptal edin, referandumu iptal edin. Ondan sonra diyalog başlasın. Irak da böyle söylüyor. Irak'a bağlı olarak Türkiye gibi, Almanya gibi, Fransa gibi ülkelerde böyle söylüyor. Amerika'da böyle söylüyor. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle haksızlığa uğrayan bu mazlum halkın sesi olduğunuz için ben teşekkür ediyorum. Benim sorum şu, yani az önce de sizin dile getirdiğiniz gibi bütün dünya neden Kürtlere karşı? Yani mevcut önceden kurdukları statükoyu korumak mı istiyorlar? Yoksa Kürt halkına karşı bütün dünyanın fikir yani onların devlet kurmasına, halklarına konuşmalarına neden karşı çıkıyor? Ben şahsen bunu anlayamıyorum. Ancak yazarak dediklisini aktarabildim. Evet, böyle. Zirvelerde böyle kurulmuş. Anti-Kürt bir statüko. Yani Kürtlere statü vermiyor. Sömürge bile değil. Bu kavram da önemli arkadaşlar. Yani sömürge deyince biz neyi anlıyoruz? İşte örneğin Afrika'yı anlıyoruz. Uzak Doğu'yu anlıyoruz. Uzak Doğu, Afrika. Sömürge. Yani sömürgenin bir statü olduğunu ifade etmeye çalıştık. Sınırın önemli olduğunu ifade etmeye çalıştık. Kürdistan'da bunlar yoktu işte. Mesela şunu söyleyemiyoruz. Kürdistan İngiltere'nin sömürgesidir. Bunu diyemiyoruz. Veya Kürdistan Fransa'nın sömürgesidir. Bakın, Bir Dünya Savaşı'ndan sonra 1920'lerde hani Osmanlı İmparatorluğu yenilmiş ya, savaşta yenilmiş. Yenildiği için Osmanlı'nın toprakları yenen devletler tarafından paylaşılıyor. Osmanlı savaşta yenilmiş, Mezopotamya'daki toprakları, Orta Doğu'daki toprakları yenen devletler tarafından paylaşılıyor. Örneğin Almanya da yenildi, Avusturya Macaristan da yenildi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra. Onların toprakları da, örneğin Afrika'daki Almanya'nın, Afrika'daki sömürgeleri de paylaşıldı. Avusturya Macaristan'ın Avrupa'daki bağlı devletleri de paylaşıldı. Osmanlı'nın toprakları da paylaşıldı. Osmanlı'nın toprakları üzerinde İngiltere'ye bağlı Irak kuruldu. Yine İngiltere'ye bağlı olan Ürdün kuruldu. Yine İngiltere'ye bağlı olan Filistin kuruldu. Fransa'ya bağlı olarak da Suriye kuruldu, bir de Ürdün kuruldu. İşte o sırada bizim şöyle bir soru sormamız gerekiyor. Niye bir Kürdistan kurulmadı? Örneğin yani 1919-20 yıllarını düşünelim. Kürdistan'ın güneyinde Şeyh Mahmud Derzenci İngiltere'ye şunu söylüyor. Ben Kürdistan kralıyım, beni Kürdistan kralı olarak tanıyın. İngiltere'ye böyle diyor. İngiltere
ve Fransa, dönemin iki emperyal gücü, değil bağımsız bir Kürdistan, sömürge bir Kürdistan'ın oluşumuna bile izin vermedi. Bunu vurgulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Sömürge bir Kürdistan'ın oluşumunu engellemeye çalıştı. Bu gündeme getirmedi, getirmediler. Tabi dönemin iki emperyal gücü. Bir de Orta Doğu'nun, Yakın Doğu'nun iki devleti, köklü devlet. Osmanlı İmparatorluğu, İmparatorluğu'nun devamı Türkiye Cumhuriyeti. İran İmparatorluğu, İmparatorluğu'nun devamı yeni İran Şahı. Yani bu dört güç işte Kürdistan üzerinde büyük bir Kürdistan üzerinde yani lanetli bir çorap geçirdiler. Yani bu ne demek arkadaşlar? Yani bir insanın iskeletinin parçalanması gibi bir durumdur bu. Bu insanın beyninin dağıtılması gibi bir durumdur. Bugün örneğin sen 80 milyon olacaksın, pardon 50 milyon olacaksın dünyada ama hiçbir yerde adın olmayacak senin. Ne Birleşmiş Milletler'de senin adın olacak, ne İslam Konferansı'nda senin adın olacak. Hiçbir yerde, sadece terör denildiği zaman geçecek senin adın. Sen 50 milyonsun ama işte böyle. Hiçbir yerde adın yok. Ama örneğin bu Körfez ülkelerini düşünelim. Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman değil mi? Veya Avrupa Birliği'nin işte Kıbrıs, Malta, Slovenya, Slovakya gibi Estonya, Letonya, Litvanya gibi devletleri gibi nüfusu 1 milyonun altında olan devletler, işte Avrupa Birliği üyeleri nüfusu 2 milyon civarında olan devletler, onlar devlet işte. Sen 50 milyonsun ama hiçbir statün yok. Öbürü 1 milyonun nüfusuna bile sahip değil ama devlet senin geleceğini tayin ediyor bir de. Kürde şu olsun, bu olsun, şu olmasın, bu olmasın. Orta Doğu'da bağımsız Kürdistan'a karşıyız. Böyle söylüyorlar. Yani Kürtlerin geleceğini belirliyorlar. Sen diyorsun ki ben 50 milyonum. Senin hiçbir yerde adın yok. Öbürün adı var, oyu da var Birleşmiş Milletler'de. 193 devlet içinde onun da bir oyu var. Senin geleceğini de belirliyor. Kürtlerin şu olmasın, bu olmasın diye. Böyle bir durum. 50 milyonsun ama hiçbir statün yok bir yerlerde. Hocam, işte böyle kurulmuş uluslararası anti-Kürt bir nizam. O referandum sürecinde arkadaşlar, bu arkadaş birisi bana diyor ki, referandumdan önce diyor yazılarınız vardı diyor, orada yanıldığınızı söyleyebilir misiniz diyor. Bana öyle işte kitap imzalarken böyle bir sohbet oldu. Ben evet dedim, yanılgı var burada. Evet, yanılgı var. O zaman yani referandum sürecinde örneğin kişi olarak ben şöyle diyordum. Bu uluslararası anti-Kürt nizamda artık bir kırılma var. Aşınma var. Uluslararası anti-Kürt nizamda bir aşınma var. Öyle diyordum. Ama 16 Ekim'den sonra hiç böyle değil. Hala yerli yerinde 27 Eylül'de arkadaşlar Birleşmiş Milletler'in bir kararı var. İngiltere hani 5 devletten biri ya, Güvenlik Konseyi'nin veto hakkına sahip olan 5 devletinden biri İngiltere. Bir tasarı geliyor imzalanması için. Bu 5 devletin 15 Güvenlik Konseyi üyesi 15 devlet. Beşinin veto hakkı var. İngiltere'de bunlardan biri. Tasarıda şöyle bir hakkı var. Kürtlerin diyorlar, hakları savunulsun. Yani Irak'ta Kürtlerin hakları da saygı duyulsun. Tabi bu çok geniş bir kavram. Kürtlerin haklarına saygı çok geniş, içeriği çok geniş. Örneğin ne bileyim, İşte sorgu sırasında işkence olmasın. Bu da hak denildiği zaman bu da gündeme gelebilir. Veya en yüksek düzeyde işte Kürt'e bağımsız devlet kurma hakkı var. Bu da savunulur. Bu da gündeme gelebilir. Ama madde bu işte. Kürtlerin hakları savunulsun. Kürtlerin haklarına saygı duyulsun. İngiltere diyor ki bunu çıkarın tasarıdan diyor.
Ben diyor Irak'la ilişkim, Irak'la benim işbirliğim var. Onu sürdürmek istiyorum. O işbirliği de petrol üzerinde. Petrol üzerinde yani kendi petrolleri artık Irak'ın eline geçti ya, Türkler kendi düştükten sonra. İngiltere iş şey yapmış, anlaşma yapmış Irak hükümetiyle. İşte o anlaşmaya dayanarak veya o anlaşmanın yaşama geçmesini isteyerek bu madde diyor çıkarılsın. Tısarıda bakın ne kadar masum bir madde. Kürtlerin haklarına saygı duyulsun. Çok masum bir madde. Bunun bile tasarıdan çıkarılmasını istemiş. İşte anti-Kürt nizam, uluslararası anti-Kürt nizam elbette işte hala sürdürüyor. Buna bağlı olarak bölgesel anti-Kürt nizam bile Türkiye, İran, Irak, Suriye çok kolay bir şekilde yan yana gelebiliyor. İşte bu süreçte, bu referandum sürecinde özellikle şöyle bir durumla da karşılaştık. Uluslararası anti-Kürt nizam yanında, bölgesel anti-Kürt nizam ve bir de Kürtlerin Kürtlere karşı kullandığı bir anti-Kürt nizam var. Yani devlet istemiyor, devlet kötüdür falan. Yani böyle diyenler de var. Böyle dediğiniz zaman işte o anti-Kürt nizam içerisinde şu ya bu şekilde siz de yer almış oluyorsunuz. Arkadaşlar normalde sürenin sonuna geldik ama salon yönetiminden bir 10 dakika daha vermelerini rica edelim. Şu an iki soru geldi. Yazılı olarak artık soru alamayacağız. Kusura bakmayın. Ben bir soruyu okuyayım. Hoca cevaplasın öyle. İsrail'in tavrı da hiç konuşulmuyor. Referandum öncesi sadece destekleyen tek uluslararası destekçi ülke İsrail. Referandumdan sonra neden söz konusu? Bu Kürtleri kışkırtmak ve kullandığını haklı çıkarıyor mu gibi bir soru sormuş arkadaşımız. Bakınca ben İsrail işi çok eski bir işti. Çok eski yani İsa'dan önce 722'ye dayanıyor bu iş. Şöyle Filistin'de o zaman Kenan deniyor. Bir Yahudi devleti vardı Filistin'de. Bir Yahudi devleti vardı. Babil kralı Nabukadnezar Babil kralı bu Kenan devletini Filistin'i işgal etti. Yahudi devletini yıktı. Böyle bir devlet vardı. Yahudi devletini yıktı. Ve oradan Yahudileri sürgün etti. Bir kısmını Babil'e, bir kısmını da Kürdistan topraklarına sürgün etti. Yani Kürtler, pardon Yahudiler, İsa'dan önce 722'den beri Kürdistan'dadır. Kürdistan'da yaşıyorlar. Bir kısmı tabii. Yine İsa'dan önce 586'da bu sefer Asur kralı 2. Sargon tekrar Yahudi devletine saldırdı, Filistin'e saldırdı, Yahudi devletine saldırdı. Yahudilerin bir kısmını yine Babil tarafına ve Kürdistan tarafına sürgün etti. İşte bu Kürtlerin, Yahudilerin diyelim, Kürtlerle ilişkileri o tarihe kadar gidiyor. Beraber yaşamışlar. Kürdistan'ın bir kesiminde örneğin Amediye, Zaho, Barzan önemli bir kesiminde Kürdistan'ın Yahudi yerleşimleri var. Tabii 1948'de Yahudi devleti kurulduğu zaman, yani İsrail devleti kurulduğu zaman onların büyük bir kısmı Kürdistan'dan ayrıldılar ve İsrail'e geldiler. Yani böyle bir sempati var Kürtlerle Yahudiler arasında ta İsa'dan önce 722'den beri yaşar, devam eder giden bir ilişki var. İsrail'deki Yahudiler örneğin bazıları çok üst düzeylerde de yönetim içerisinde örneğin Mordehai vardı. İsrail'de bir general vardı. Bir ara o genelkurmay başkanı falan oldu İsrail'de.
O işte Kürtistan Yahudilerinde. Yani Kürtistan'dan İsrail'e göç etmiş bir Yahudilerde. Böyle bir ilişki. Yani Kürtlerin yapıp ettikleri Yahudileri ilişkilendiriyor. Zaten, işte 1960'larda hani Peşmerge'nin savaşı söz konusu olduğu zaman da işte İsrail o zaman çok geniş olanakları çok geniş bir ülke değildi. Ama yine de Kürtlere işte bazı yardımlar falan yapılmıştı ve Kürtlere yardım edenler de sadece onlardı. 1960'lar arasında işte. 1960'ların ortaları. Yani kısaca arkadaş PKK, YPG en azından hani sınırları değiştirmeden bir idare kurduğunu söylüyor ve bu ileride bir Kürdistan'a evrilir mi gibi bir şey soruyor ve ekstradan da YPG'nin Güney Kürdistan yönetimiyle ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini soruyor. Konumuzla çok bağlantılı değil sonuçta referandumla ama hoca cevaplamak isterse eğer. Yani çok kısa, işte devlet istemiyoruz, devlet kötüdür falan. Yani böyle bir söylemden uzak durmak gerekir arkadaşlar. Çok teşekkürler, sağ olun. Sağ olun.